Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir seyahat videosuyla karşınızdayım. Peki seyahat derken en çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi de tabii ki de konaklama. Konaklama en çok sorun yaşadığımız şeylerden bir tanesi. Tabii ki de bazen kamp kurabiliyoruz, şey yapabiliyoruz ama bugün söyleyeceğim yöntemse ücretsiz, bedava, beleş. Nasıl tanımlamak istiyorsanız işte öyle. İsterseniz şimdi bu bedava, beleş, ücretsiz yöntemi tanıtımına geçelim. Haydi. Şimdi Google'a şey yazıyorsunuz arkadaşlar. Talk, BnB yazıyorsunuz. Tıklıyorsunuz. İlk siteye doğru tıklıyorsunuz. Türkçe'ye çevir, aynen. Anadolu İngilizce olan kişilere ev sahipliği yaparak, dilinizi yerel halka pratik yaparak dünya çapında ücretsiz konaklama yapın diyor. Uygulamanın genel fikri arkadaşlar, biraz bahsetmek gerekirse şey. Şimdi bir ev sahibi oluyor. Siz orada diyorsunuz ki ben orada o ülkeyi gezmek istiyorum diye adamın yanına gidiyorsunuz. Adamın istediği değil de aslında dil pratiği yapmış oluyorsunuz. Bu şekilde gerçekleşiyor. Hemen gelelim. Gördüğünüz gibi yolculuk ve ev sahibi olan iki kısmımız var. Dünya çapında yerlerle, dilinizi onlarla pratik yaparak diyor bir şeyler diyor. Gezginlere ev sahibi yapın ve ana dili İngilizce olan kişilerle bir dil pratiği yapın diyor. Ha, ev sahibi yapın diyor. İşte ne bileyim İngilizcenizi geliştirin diyor. Yolculuğa çıkın diyor. Oradaki insanı geliştirin. Hem kendinizi geliştirin hem de oraya gezmiş olun diyor. Yani bu ücretsiz bir şey. Ücretsiz bir şekilde bunu yapıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi burada hemen şeyler var. Biz birazcık şey yapalım. Vay, böyle şeyler de varmış. Tamamen ücretsiz. Gerçek bir yerlerle iletişim. Arkadaş canlısı etkili tüm özgün. Tamam, gördüğünüz gibi isterseniz bir şey yapalım. Bir yapalım mesela biz. Ben bir yere gitmek istiyorum. Allah Allah ya. Şey koymadınız mı abi? Yolculuk bölümüne tıklayalım. Gitmek isterim. İtalya. Lia diyelim. Onu girebilmiştim İtalya'ya ama anlamadım. Anlamadım pek ama aramaya tıklayalım herhalde bir çıkabilir bulabiliriz diye düşünüyorum. Aslında bulabilmiştim ama garip bir şekilde. He, şurayı çarpı yaz. Evet, gördüğünüz gibi Türkçe olunca tabii Türkçeyi arayan yok arkadaşlar. Çünkü popüler bir dil değil. Öğrenilmesi gereken veya işte dünya çapında ihtiyacımız olan bir dil olmadığı için tabii ki kimse Türkçe öğrenmeyle ilgilenmiyor. O yüzden hani İngilizce bilmenizi tavsiye ederim. Eğer bu uygulamadan faydalanmak istiyorsanız. Çünkü size soracağı adamın ilk iş İngilizce biliyor musun? Çünkü İngilizce pratik yapmak istiyor. Bakalım. O Messina tarafını bilirsiniz arkadaşlar. İtalya'nın bu yanardağı olan tarafında kalıyor. Bir gidelim mi? Görmek diyelim. Mesela bu Tamara ablamız gördüğünüz gibi o adada kalıyor. Buraya ne diyorlar? Sicilya mı diyorlardı? Yani yanlış biliyor olabilirim arkadaşlar. Bu adayı Sicilya diye biliyor olabilirim. Bir de daha yanardağ da var diye biliyorum. Neyse ablamız tam o boğazın orada oturuyor. Messina boğazın orada oturuyor. Ana dili İtalyanca pratik yapmak istiyormuş. Portekizce alanında pratik yapmak istiyormuş. Ben bir seyahat kızıyım. Sicilya'da İtalyan aşçılarının iyi bir şefiyim mi? Ve sana pizza, makarna ve daha fazlasını öğretebilirim. Vay! Yani yemek konusunda çok hevesli olanlar gidebilirler buraya yani. Senin konuş benimle. İspanyolca ve İngilizce düzeyinde belli etmiş. Bir kişi bilgileri bana sor. Aranan destinasyonlar. Bazıları çok şey yapabiliyor arkadaşlar. Bilgi verebiliyor. Hatta bir tanesine girmiştim. Onu bulabilirsen şey diyor mesela. Bir yıl boyunca kalabilirsin diyor. Hiç problem değil diyordu. Regu Calabria. Bu arada İtalya yazmamı söyleyeyim. Benim en büyük bir İtalya hayranlığım olduğunu bilirsiniz. Yani İtalya'yı sürekli görmek istediğimi söylüyorum bütün videolarda. O yüzden bastım yani. Angelo abimiz manyak bir adama benziyor. Bir bakalım.
24 yaşında, o da Messina tarafında yaşıyor. İngilizce alanında pratik yapmak istiyor. İngilizcesi bayağı düşükte, yani birinci kademeyi doldurmuş sadece. Bu da çok böyle bilgi paylaşımında bulunmamış. Şimdi tabii ki de kendi şehrimden gitmek istemiyorum. Biraz daha farklı yerler gezeyim. Mesela Şaka mı bu ya? Rusya aslında. Rusya. Rusya olmaz. Endonezya diyelim, haydi. Abi aramaya da gelmiyordu yani, garip bir şey. Arama bölümünü ben anlayamadım açıkçası gerçekten. Biraz sıkıntılı. Neyse şu köşeyi göstereyim. Şu üye olma bölümü falan bilmem ne. Burada derinlemesine bir arama yapabilmeniz için filtreler bulunuyor. Ama zaten o kadar çok fazla kişi olduğu için hani filtre kısmını ben çok doldurmamanız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle zaten ana dilimi kesinlikle Türkçe yazmayın. Çünkü kimse merak etmiyor Türkçeyi. Bir ülke daha denemek istiyorum sizin huzurunuzda ama pek de izin vermiyor. Almanya, Kanada. Yani tıklıyorum, oraya gelmiyor yani. Alma, Kanada. Heh, ara. Şükür. Saçma da olsa bir yere gittim. Evet, burada herkes İngilizce pratik yapmak istiyor. Nereye işte? Ha, İspanya tarafına geldik. Aa, İspanya da çok merak edilen ülkelerden. Özellikle İspanya benim babam çok merak eder. Bakalım. Bu abim biraz korkutucu çıkmış. Yani bir de sporcu kişilikten gidelim. İspanya'da yaşıyor ama ve lakin ana dili Ukraynacaymış. Pratik yapmak istediği ise İngilizce, İtalyanca. Gördüğünüz gibi İngilizce arkadaşlar her türlü varsa bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Yani ücretsiz bir şekilde seyahat etmenizin önü açılıyor aslında. Hem de çok güzel deneyimler edileceğinizi düşünüyorum. Çünkü yerli halkla berabersiniz. Mesela bak geçenlerde bir kadına baktık mesela. Bir hanımefendiye baktık. Diyor size pizza yapmayı, yemek yapmayı falan öğretim diyor. Yani yaşayacağınız deneyimler bile harika olur bence. Bir yandan dilinize geliştiniz, bir yandan da o ülkeyi keşfetmenin keyfini çıkarsınız. Bence çok güzel bir şey ve ücretsiz. Harika. Gördüğünüz gibi bu da bu şekilde. Bak mesela benim evim iki yetişkin demiş. Zor seyahat bağlama. Birkaç tane fotoğraf falan koymuş. Gezi yerleştirmek, konser yapısı, gösteri benzeri demiş kendince. Ha, seyahat planlarım diyor. Wow. Gördüğünüz gibi elimden geldiğince uygulamayı açıklamaya çalıştım. Biraz sıkıntıları var ya da ben beceremedim. Kusuruma bakmayın, çok özür diliyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Daha da fazla yere de bakabiliriz ama bu sizin boşuna vaktinizi almak olur. Umarım yardımcı olur. Umarım ücretsiz, daha rahat seyahat edebilmenizi sağlar bu uygulama. Görüşürüz. Evet, şimdi de kendiniz olduğunuz, anı yaşadığınız ve en önemlisi de gülümsediğiniz bir hayatla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.